Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda dikdörtgen ve kare konusundaki 12. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversiteliğim testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil 1'deki ABC'de dikdörtgen C köşesinden EF doğrusu boyunca şekil 2'deki gibi katlanıyor. 135 dereceyi vermiş. Öncelikle burada kaç kaç derece yapıyor arkadaşlar? 45 derece. Katlamalarda üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan burası 22.5'a 22.5 yapar arkadaşlar. 22.5 90 ise burası 67.5 yapar. Burası da 67.5 yapar. Toplamları 135 yaptı. 67.5 67, ,5, 67 ,5, 135 buraya 45 derece kaldı. E o zaman burası da 45. Şimdi burada bir üçgen var aslında gizliden. Hop şöyle onu da tamamlayalım. Ters açıdan dolayı 45 ise burası da 45. 45 90 ise burası da 45 yaptım yaptı. Hocam 2 birim burası 2 birim burası. Sonra 2 birim burası 2 birim burası. Burası da 2 kök 2 yaptı. Şimdi ben x'i bulmak istiyorum. 22,5, 675 buçuk. 3 sevmem. Siz de sevmezsiniz. O yüzden başka türlü bulmak zorundayız. Şuraya baktığımız zaman burada kaçta da 45 derece. Bu 45'i görünce insan şöyle bir 90 derece oluşturası geliyor. Ve böylelikle buradaki dik üçgenden sonuca ulaşırız. 45, 90 ise o zaman burası da 45 derece oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şurası lazım yani burası lazım. Aa, şu katlanmış hali katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası 2 kök 2 artı 2 ise burası da 2 kök 2 artı 2. Toplamda burası kaç yaptı? 2 kök 2 artı 4 yaptı. Hocam burası 2 kök 2 artı 4 ise burası da 2 kök 2 artı 4 yapar mı? Yapar tabii ki. E 45 90 45 üçgeni x kenardaki üçgen. Burası da 2 kök 2 artı 4 ise bu x de neye eşit olacaktır? 2 kök 2 artı 4'ün kök 2 katına eşit olacaktır arkadaşım. Dolayısıyla buradan ne geldi? Kök 2 ile bunu çarptığın zaman kaç yapıyor? 4 yapıyor. Artı kök 2 ile 4 çarptığın zaman da 4 kök 2 yaptı. Yani cevabımız 4 artı 4 kök 2 ya da 4 kök 2 artı 4 yapar. Birinci soru böylelikle cehan oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıda ki broşürde birer tane üçlü ve ikili kanepeden, iki tane de tekli kanepeden oluşan bir oturma grubu modeli görünmektedir. Oturma grubunun turuncu olan oturma kısımları birbirine eş karelerden. Hocam şuna bir x, x, x diyelim. Şurası da bir x yaptı, x yaptı. Sonra... Yeşil olan kol ve sırt dayanakları da kısımları ise genişlikleri eşit dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Bunun genişliğine y, y dersem burası da Y yapar mı? Yapar. Burası da Y'dir. Şimdi buradaki alan bize verilmiş arkadaşlar. Burası ne? X artı Y ile 3X artı 2 Y'nin çarpımı. Hocam şurayı yazıyorum. X artı Y ile 3X artı Y'nin 3X artı 2 Y'nin çarpımı. 2 Y'nin çarpımı. Bu neye eşitmiş dostum? Bu 10.200 eşitmiş. 10.200 eşitmiş. Sonra Burada da aynı şey. Bu genişlik y, genişlik y. Burası x, burası x, burası x, burası x, burası y. Hocam x artı y ile bu sefer 2x artı 2 y'nin çarpımı. x artı y ile 2x artı 2 y'nin çarpımı değil mi? Neye eşitmiş bu da arkadaşım? 7200'e eşitmiş. Hmm. Burada ne yapacağız? Hocam taraf tarafa oranlayalım. Buradaki x artı y'ler gitsin. Tamam. Hatta burada gerekli sadeleştirmeleri de yapalım. Şunları taraf tarafa oranlayacak olursak x artı y'ler gitti mi gitti 2'ye bölsem burası x artı y kaldı o zaman burada ne geldi 3x artı 2y bölü şunu 2'ye böldüğümüz zaman bu da 2'ye bölerim 3600 yaptı ee, x artı y eşittir ne yapacak 10.200 bölü 3600 şunlar sadeleşsin 102 ile 36 102 bölü 36 yaptı 102 bölü 36 gerekli sadeleştirmeleri yine yapalım 4'e bölsen ee, yok kaça bölsek arkadaşlar 2'ye bölsen 51 2'ye bölsen 18. Hocam bu kaça bölünüyor? 3'e böl 17. 3'e böl 6. 6 ile buraya çarptım. 18x artı 12y eşittir. 17 ile buraya çarptım. 17x artı 17y yaptı. Buradan o zaman x neye eşit oldu? 5y'ye eşit oldu. Hocam x dediğimiz 5y olduğuna göre. O zaman x dediğimiz 5y ise buradan gerekli olan her şey aslında çıktı arkadaşlar. İsterseniz burada işlem yapalım x dediğimiz 5y, hocam burası 10y, burası toplamda 10y yapıyor. Yani 5y 5y. Hocam 12y ile burası da 5y. 6y'nin çarpımı 7200 mi verilmiş? Evet. 12y ile 6y'nin çarpımı 7200 olduğundan dolayı bu 6 ile 12'nin çarpımı 72. Hop bu gitti 100 yaptı. Y kare 100 ise y'yi buradan kaç bulduk? 10 bulduk. Bu koltuk takımı bir odada kaç santimetre karelik alanı kapsar diyor. O zaman biz y'yi de 10 bulduysak arkadaşlar ee, şu y'yi 10 bulduk. Şurası 10 birim. Şurası 5 y 50 birim. Burası da 10 birim. Burası da 50. Burası da 10 birim olduğuna göre bir de bunları eklersek arkadaşlar olay bitti. Şurası kaç yaptı? 70. Burası kaç yaptı? 60 değil mi? Evet burası da 60 yapıyor. 70 ile 60'ı çarpımı 4200 mü yapıyor arkadaşım? Evet burası da 4200 yapıyor. Yani senden 10200 topla 10.200 artı 7.200 artı 4.200 burası teknik koltuk arkadaşım. Burası da 4.200 işte bunların toplamı isteniyor. Topla bakalım sıfırlar geldi. 2, 4, 6, 8 geldi. E, 4, 4, 8, 8, 7 daha 15 elde var. 1 geldi. E, 1 burada da 2 geldi. Yani 25.800 yapmış oluyor. Vallahi bir an korktum işlem hatası yaptım diye bu kadar işlem yap. Sonra hata yap korktum. Neyse ki doğru çıktı. İkinci soru böylelikle balık esir oldu. Geldik üçüncü soruya. Çekildeki dört kare bloğu sabitlemek için etrafı mavi bir şeritle sıkıca tutturuluyor. Evet dört tane kare var. Pembe renk, turuncu renk, işte sarı renk, yeşil renk. Bunu sabitlemek için şöyle bir gergin bir iple ile gerilmiş gibi düşünün. Hocam adam bana 20 vermiş bu karenin bir kenarına. Burayı da 6 vermiş. E bunun tamamı 20 ise buraya ne kaldı? 14 kaldı. Hocam burası da 6 burası da 6 burası da 14 burası da 14 olduğundan 8 kaldı. 6 8 13gen çıktım burada arkadaşlar çıktı. Her şey meydana çıktı o zaman arkadaşlar. Çünkü şurası kaç? 34. Burası 34. Bu da bir kare 34 34. 20 burası 20 burası 10 burası 14 de burası. İşte mavi şeridin uzunluğu isteniyor. 34'ten kaç tane var arkadaşlar? 3 tane var. 3 tane 34 artı şu 3 tane 34'ü şöyle hesaplamış olduk. Hocam 20'den 2 tane var. 2 tane 20 artı 6 var 10 var 14 var. 6 var 10 var 14 var. Bunların toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. 4 kere 3 12 3 kere 3 9 102 artı 40 artı. Şurası 20 30 mu yaptı arkadaşlar? Evet 172 mi yapıyor o zaman böylelikle toplamımız? 172 yapıyor. Yani 3. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 4. soruya. Şimdi oran isteniyor bizden. Oran isteniyorsa arkadaşlar ona göre bir işlem yapalım. 5P eşittir 2R ise hocam P ye yerine 2 R ye yerine 5 yazalım isterseniz. Evet bunun yerine 2 bunun yerine 5 yazacak olursak ona göre işlem yapabiliriz dostlar. Burada o zaman dikdörtgen uzun kenarı 5. Eş dikdörtgen ya uzun kenarı 5. Buraya kaç kaldı? 3. Kısa kenarı 3. Uzun kenarı 5 mi oldu arkadaşım? Evet. Şimdi o zaman aynı şekilde 3, 3. Burası 5. Burası da 2. Valla bu bunun simetriği. Bakın şu tarafın aynısı bu tarafta da olacak mı arkadaşlar olacak. Bir tarafta işlem yaparsam diğer tarafa yapmama gerek kalmayacak. Benim şuradaki oranlamaları bulmam gerekecek. Dikdörtgenin kısa kenarı 3. Burası da 3 mü? Evet. Ben buradan şunu görüyorum. Hocam burası varken bir de şurası mı var? Evet. Buradaki uzunluk var. Buradaki uzunluk da nedir? Üçgen burası da 3. 5, 10, 13. Yani 3 bölü 13. Hocam 3 bölü 13 olduğundan dolayı bu sefer buraya 3K diyelim. Buraya da ne kaldı? 10K kaldı mı? Kaldı. E şu Bizden ne isteniyor? AB bölü DE. AB bölü DE'yi bulmak için şuradaki uzunluğu da bulmam lazım. Alfabeteye dalacak da olursam ki alfabeteye dalmadan da, da yapabilirsiniz aslında. Temel orantıdan da yapabilirsiniz. <laughs> Temel orantıdan nasıl yapabilirsiniz? Şöyle alfabeteye ya dalma da istersen. şunun da şu birbirine paralel değil mi? Evet. Hocam burada 2'ye 3 oran var. Burada da 2'ye 3 oran olacak. 2'deki 10K ise 5 katı 5 katı burası da 15K mı olur? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursak şurada 3 bölü toplam 28 mi yaptı burası? Evet. Hocam burası 3 bölü 28 yapacaktır. O zaman cevabımız da ne yaptı? AB bölü DE 28 bölü 3'e eşit olacaktır. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabını böylelikle denizli bulduk arkadaşım. Geldik 5. soruya. 5. soruda bir katlama var arkadaşlar. Katlamada eski haline geri açıyorduk. Ki açılmış hali var. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 4 ise 4. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. 90 ise 90. Hocam buradaki açılar da birbirine eşit. Eyvallah. Dikdörtgen kare paralel kenar gibi yapılarda böyle açı ortaylık varsa ki katlamada da bir açı ortaylık geliyor. Üst üste binen açılar önemli tabii ki. Niye? Açı ortaylık oluştu. Z'ye dikkat. Bak nokta açısı. Hocam noktaya nokta ikiz kenar oldu burası. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonrasında bir işlem yapalım. A 4 ise burası da 4. 3 4 5. Hocam burası da 5. Bizden ne isteniyor? AEC üçgenin alanı. Hocam AEC Bakın şu sarı üçgenin alanı isteniyor. Her şey çıktı meydana. Niye? Tabanımız kaç? 5. Tabana ait yükseklik belli mi? Belli. 4. Yani alan ne yapacaktır? 5 çarpı 4 bölü 2'den 20 bölü 2'den 10'a eşit olacaktır. 5. soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik 6'ya. Kenarlar arasında kök 3 AD eşittir DC. Yani şuraya 1 dersen burası ne olacak? Kök 3 olacak. Evet AD'ye bir 1 diyelim bakalım. Şurası da ne oldu? Kök 3 oldu. Önemli bir şey bu. Neredeydi? 30 60 90 üçgeninde değil miydi? 30 60 93 üçgeni dostum bu. O zaman burası da aynı şekilde 30. Burası da 60 mı oldu? Evet. Şimdi ne diyor bakalım bize? ABC dedik dörtgen kağıt B ve D köşelerinden AD ve BC kenarları AC köşesine gelecek. Arkadaşlar AD kenarı nereye gelecek? Şuraya gelecek şekilde bir katlama yapılıyor. O zaman ben bu katlamayı nasıl yaparım arkadaşlar? Katlama çizgisi bu olursa hop katlamayı şu şekilde yapmak zorundayım arkadaşım. Yani bizim katlamamız tam olarak şu şekilde oldu. Bu katlama çizgisi boyunca böyle katlayacağım ve bu katlamam nereye geliyor arkadaşlar? Böyle buraya gel, denk gelmiş oluyor. Tamam gelsin bakalım buraya. E ne oldu arkadaşlar burada? Bu katlama katlanılan üçgen bakın şuradaki üçgen buraya geldi mi? Geldi. Buraya geldiği zaman ne oluyor? Hocam buradaki açılar da birbirine eşit olacak. O zaman bunlar 30 30 mu oldu? Evet. Ee, burada 30 60 90 üçgen çıktı mı? Çıktı. Hatta burası da 60 derece oldu. Şimdi burada 1'e kök dedik. Tamam. Burada şeyi bulduk ama buradaki en küçük üçgenden böyle bir değeri vermeye başlayalım isterseniz. Şuradan başlayalım. 30'un karşısı 1 ise 60'ı karşısı kök O zaman burası da kök ee, burası 2'dir. Sonra hocam katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacağından burası 1'dir. 30'un karşısı 1 ise 60'ı karşısı da kök o zaman burası da kök 3 mü? Evet. Şimdi aynı şekilde hmm, hangisini şey yapacağım? BC kenarında. BC kenarında şöyle katlayacağım. BC kenarını katlarken de katlama çizgim bu şekilde olmak zorunda. Tam bunu katladığımda da bu da şuralara bir yerlere gelecek arkadaşlar. Hatta bakalım buradaki noktaya mı gelecek? Bakalım. Bakalım bakalım. Çünkü katladığımızda üst üste kenarlar birbirine eşit olacak ya. Köküç buradaysa köküç burada. Tam buradaki noktaya denk gelmek zorunda. 60 ise bunlar da 30-30 oldu. Hocam burası da 60. Burası da 60 oldu. Burası da 90 derece oldu. E, o zaman köküse ise bu katlamada buraya geleceğinden dolayı. Köküçe geleceğinden dolayı. E, o zaman burası da hocam e, 60'ı karşı kök 30'un karşısı 1'dir. O zaman burası da 1'dir. E, olay bitti. Bakalım ne diyor? A B üstü uzunluğu. A B üstü. Bakın burası da aynı zamanda D üstü oldu katlamada. B de burası oldu. B üstü oldu. A B üstü. B üstü D üstü. B üstü D üstü aynı nokta olduğundan dolayı böyle bir uzunluktan bahsedemeyiz arkadaşlar. A B üstü Farklı bir uzunluk bu. 0 B üstü D üstü uzunluğu. Bu ifade yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Sonra AB üstü D üstü C'ye eşitmiş. AB üstü ile D üstü C birbirine eşit. Evet burası kök üçgen burası da kök üç. Doğru mu arkadaşım? Doğru. B üstü D ve D üstü aynı nokta üzerindedir. Aynı nokta üzerinde mi? Bu da doğru. Dolayısıyla arkadaşlar 6. soru 2 ve 3 yaptı. Cevabımız böylelikle Edremit yaptı. Geldik 7. soruya. Bir belediye 5 metre yüksekliğindeki bir duvara çıkmak için kullanılan merdivenin her iki yan yüzeyini şekildeki gibi dikdörtgen bloklar halinde boyayarak renklendirmek istiyor. Arkadaşlar her iki yanını merdivenin e, her iki yanında boş. Bu önden gördüğüm bir de bunun arkasında var. Öyle düşünün. Merdivenin basamaklarının yükseklikleri birbirine eşit ve basamak derinlikleri 15'er santimetredir. Buna göre en alttaki basamağın her iki yan yüzeyini oluşturan pembe dikdörtgen blokların alanları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar Şurası tam 15. Şuraya A diyecek olursam buraya da B diyecek olursam benden A çarpı B'den ne isteniyor? İki tanesi isteniyor. Çünkü bir önde bir de arkada olduğunu düşünecek olursak. A çarpı iki tane A çarpı B nedir diye soruyor. E ne yapacağız? Hocam burası da 90. E burası da 90. E ya dal o zaman. Temel da yapabilirsin aslında ama şöyle alfa desen şu 5 metreyi kullanacaksın. 5 metre dediğim 500 santimetre. Şu dik, dik kenarı kullanacaksın. Burası beta, alfa beta. Hocam burası da beta. Beta 90 ise burası da alfa. Ya sonuçta buradaki 15 birim uzunluğu var mı? Var. Yani şu üçgenle şu üçgende benzerlik yapacaksın. Yap bakalım benzerliği. Alfanın karşısı A'nın. Buradaki alfanın karşısı 500 e oranı. A bölü 500 eşittir. Buradaki betanın karşısı 15'in buradaki betanın karşısı B'ye. Hmm, 15'in B'ye. İşler dışlar yapınca A çarpı B neye eşit oldu? 15 çarpı 500'e eşit oldu. Ee, yani kaç oldu arkadaşlar? Buradan 15 çarpı 500 5 kere 5 25 75 7500 eşit oldu. Ama A çarp B. Bizden ne isteniyor? 2 tane AB isteniyor. 2 tane 7500 isteniyor. O da kaç yapar arkadaşlar? Ee, 15.000 mi yapar? Evet. 15.000 yapar. Ve cevabımız böylelikle Edremit çıktı gençler. Yani 7. soru Edremit oldu. Geldik 8'e. Evet bir katlama var gençler. Katlamada hop şöyle üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Ondan sonra başka bir şey vermiş mi? Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Şurada bir üçgenimiz var. Tamam. Şimdi bakalım ne diyor? AB'nin ortasına gelmiş. Evet ben bu katlamada D köşesinin AB'nin ortasına geldiğini biliyorum. Şu parçaların birbirine eşit olduğunu söylemişim. HB. Hüseyin, e, Hüseyin Bey Bey böyle ED üstü isteniliyor üstü bizden. Hmm. Arkadaşlar burası tam orta noktaysa ve kare ise ve oran isteniliyorsa. Normalde KK yazacağım ama yazmayalım isterseniz. Buraya bir yazalım. Buraya da bir yazalım Vallahi bence en sağlıklısı böyle sayılarda e, sayı vereceksek 6 değerini vermek daha mantıklı oluyor genelde. Çünkü niye 6 değerini vermek daha mantıklı oluyor arkadaşlar? E, 6'yı verince e, hem 2'nin katı hem 3'ün katı daha hoş oluyor. Hatta hem 2'nin katı, hem 3'ün katı, hem 5'in katı 30'u da verebilirsiniz arkadaşlar ama e, isterseniz 1-1 diye başlayabilirsiniz, isterseniz 6 diye başlayabilirsiniz. Ben buraya 6 değerini vermek istiyorum. 6 değerini verdiğimiz zaman isterseniz 1 bir de verebilirsiniz. İsterseniz KK K da diyebilirsiniz. O zaman bütün uzunlukları K cinsinden bulacaksınız. Ben burada K ile uğraşmak istemiyorum. 6 dedim ve 6 ile devam edeceğim. Evet 6. O zaman ben buraya bir A dersem. Hocam karenin bir kenarı ne yaptı? 12. O zaman buraya 12 eksi A kaldı. A üst üste kenarlar birbirine eşit. Burası da 12 eksi A mı yaptı? Evet. Pisagor bantısı. Ah be 6 8 10 da çıkmadı. 6 birinci aslında işlem biraz uzayacak. Şimdi ben özel üçgen çıkar mı diye tahmin ettim ama çıkmadı. 12 mi deseydik yoksa? Neyse 1 diyelim ya. Hiç uğraşmayalım arkadaşlar. 1 verip ona göre işlem yapalım isterseniz. Tamam. Evet şunlar birbirine eşit demiştik şöyle. Şuraya bir birim diyelim. Buraya da bir birim diyelim. Bir kenar 2 yaptı. Hocam burası 2. Ee, ben buraya A dersem. Burası 2 eksi A oldu. Burası da 2 eksi A mı oldu? Evet. Pisagor bağıntısı yapalım. 2 eksi A'nın karesi eşittir. 1'in karesi artı A'nın karesinden 4 eksi 4A artı A kare eşittir. 1 artı A kareden A kareden nanay oldu. Buradan 4A eşittir 3 yaptı. 3 eşittir 4A'dan. A'yı buradan ne bulduk arkadaşlar? 3 bölü 4 bulduk. Evet. A dediğimiz 3 bölü 4 çıktı. Bakın 3 bölü 4 çıktı. Keşke 8 deseymişiz. Direkt cevap çıkacakmış bu arada arkadaşlar. Baştaki söylediğim şey genel tutuyor ama neyse. Çünkü bak bunun 4 katı 3. Bunun 4 katı 4. Bunun 4 katı da 5. Burası da hatta 2 eksi 3 bölü 2 eksi 4 3 bölü 3 bölü 4 8 5 bölü 5 bölü 4 yapıyor. Evet burası da 5 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Dikkat ederseniz 3'ün 4'e bölümü 4'ün 4'e bölümü 5'in 4'e bölümü bu 3 4 5'in 1 katı oldu. 1 bölü 4 katı oldu hatta. Şimdi Hüseyin Bey uzunluğu şu Hüseyin Bey uzunluğu bir de ED üst uzunluğu. Burayı bulduk. Evet burayı da bulmam lazım arkadaşlar Hüseyin Bey. E burası 90 derece, burası da 90 derece, burası da 90 derece değil mi? Dal alfabetaya, alfabetaya. Alfa, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hüseyin Bey uzunluğunu da bulalım hadi bakalım. Şimdi şuraya baktığımız zaman alfanın karşısı x'in buradaki alfanın karşısı 1'e oranı eşittir. Burada e, betanın karşısı var 1 bölü. Buradaki betanın karşısı 3 bölü 4 yapar. Buradan da x neye eşit oldu? 4 bölü 3'e eşit oldu arkadaşım. E buradan da bizden ne isteniyor? HB bölü ED üstü. Yani 4 bölü 3 bölü ED uzunluğuna da baktığımız zaman kaç yaptı? 5 bölü 4 yaptı. O da nedir? 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 5 yaptı. O da 16 bölü 15'e eşit oldu. Evet böylelikle cevabımız ne çıktı? E şıkkı çıktı arkadaşlar. 8. soru Edremit oldu. E, dolayısıyla cevabımız Edremit oldu ve bu testi bitirdik galiba. Evet o zaman ne diyoruz? 12. testi bitirdik. Bir sonraki test 13. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>